İşte burası. Buradan girebiliriz hareme. Sultanım biziz. Açın kapıyı. Açın sultanım. Ben refakat ederim. Siz kalıyorsunuz sultanım. Sadece şehzademiz. Vaat edilen bu değildi. Safiye Sultan'la böyle anlaşmamıştık. Anlaşma bitti sultanım. Sakın! Mustafa! Suikasti yapan alçak kaçtı hünkârım. O melun ne yazık ki bostancılardan biriymiş. Etrafı mayınlar sarmış kuyucu. İşte bu yüzden payitahta geri dönmeliyiz. Zira bu saldırının arkasında her kim varsa gözü tahtınızda. Gözlerini oyacağım hepsini. Derhal hazırlık yap, payitahta döneceğiz. Emredersiniz hünkârım. Murat Paşa. Derviş nasıl? Zülfikar'a, beni şehzademe götür. Valide Sultan'ın dairesinde.
Acele edin, has odaya gidiyoruz. Elimizden geleni yaptık hünkârım. Bekleyeceğiz. Ne lazımsa yapın. Kurtarın onu. Annen yok artık. Biz varız. Büyük validen. Gün doğarken sen tahta çıkacaksın. Biz de yanında olacağız. Sırası değil sultanım. Müdahale etmemiz lazım. Siz temiz bez getirin. Ben sultanımızı arka tarafa alacağım. Arka taraf mı? Sultanımızı gizlememiz lazım. Belki tekrar gelirler. Hain köpekler! O sizin şehzadeniz!
Yaklaşmayın şehzademe! Şehzadem, yaklaşmayın! Yaklaşmayın, yakarım! Savun bile hainler! Şehzadem! Şehzadem! Yine! Bırakın beni, anneme gideceğim ben. Ağlama Mustafa. Çocukluk bitti. Şehzadelik de. Sen padişah olacaksın. Anlıyor musun bizi? Bülbül, Mabey'in dairesine alın. Bu geceyi orada geçirsin. Ağalar başında nöbet tutsun. Rahat uyuması için de bir şurup verin. Emredersiniz. Serin, kapıyı kilitleyin. Bu baskının sebebi ne? Bilmiyorum. Siz ne biliyorsanız ben de o kadarını biliyorum. Daha fazla burada kalamayız. Gizli geçite gidelim. Zülfikar, Şehzade Osman'ı almalıyız. Osman'ı bırakacak değiliz validem. Hünkârımız onu bana emanet etti. Validem, sizi gizli geçide saklayalım. Ben şehzademizi kurtaracağım. Şehzade Osman'ı kaçırmışlar. Arayın, bulun hemen. Kaç kere kurtaracaksın hayatımı? Anlaşılan, anlaşılan bu son. Hünkârım. Canım yolunuza feda olsun. Bu son değil derviş. Bu son değil. Kendin bildin bile hep yanımdaydın derviş. Bundan sonra da hep yanımda olacaksın. Hiçbir yere gidemezsin. Yoldaşım oldun, sırdaşım oldun. Ölmek yok, ölmek yok. Merak etmeyin hünkârım, iyi olacak. Şehzadem. Annem nerede? Ne oldu ona? Üzülmeyin şehzadem. Valideniz yarın sabah gelecektir.
kurtarmam lazım. Hareket etmeyin sultanım. Gitmem lazım. O halde hiçbir yere gidemezsiniz. Ama ben gidebilirim. Kardeşimi ben koruyacağım. Dilruba, nereye gidiyorsunuz? Halide Sultan bizi gizli geçitte bekliyor. Ne yapıyor Ruze? Sultan. Hünkârım, canınıza kast eden hain ölü bulunmuş. Sağ bulunsa şaşardım. Geminiz hazırlanmıştır. Bir an evvel çıkmamız lazım. Gemi mi? Payitahta dönüyoruz Nasuh. Ordunun başında sen kalacaksın. Murat Paşa'yla gideceğiz. Hızlı hareket etmemiz lazım. Ya Derviş Paşa? Bizimle gelecek. Onu bu halde burada bırakamam. Altında Safiye Sultan var. Bülbülahi gördüm. Şehzadeyi altın yola doğru götürüyor. Zülfikara, söyledim sana. Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarmaya çalışıyorlar. Koca haber verdim sultanım. Mutlaka gelip yardım ederler. Ne demek oluyor bu ağalar? Ne cüretle sarayı basarsınız? Hünkârımıza bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Haberiniz yok mu? Allah rahmet eylesin. Padişahımız Sultanahmet Han seferde vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Şehzademiz Mustafa tahta çıkacak. Madem öyle, tahta hünkârımızın şehzadeleri geçer. Kardeşi değil. İkisi de bebek daha ağalar. Olacak iş mi o? Ağzı süt kokan bir padişah mı geçecek başımıza? Bir şeyler yapmalıyız. Şehzade Mustafa tahta çıkarsa hepimizin kaderi değişir. Ne yapabiliriz ki? Hadi içeri. Geçin. Şehzade Mustafa'yı alırız ellerinden. Öyle değil mi? O vakit tahta çıkacak bir şehzadeleri olmaz. Şehzade Mustafa'yı bir şekilde ele geçirmeliyiz. Hünkârımız gelene kadar saklamalıyız onu. Hadi gidip bulalım. Sultanım, şehzadeyi bulmak benim vazifem. Siz içeri geçin. Ben dönmeden zinhar çıkmayın. Siz şehzadenin yanında kalın ki benim aklım burada kalmasın. Hepimizin kaderi sana bağlı Zülfikar. Allah yardımcın olsun. Amin. Sultanım. Gün doğana kadar dönmezsem eğer kaçın. Dergâha sığının. Hüdayi Hazretleri sizi kollayacaktır. Allah'a emanet. Şehzadeler nerede kaldı ağa? Niye gelmediler hala? Kapılar kilitli ağam. Aşamadılar belli ki. Şehzade Mustafa'yı almaya geldim. Ya bana onu verirsin ya canını Bülbül ağa. Bunu yapamam. Mümkün değil.
İyi. Kelime-i şehadet getir o zaman. Allah. Talihsiz şehzadem. Annesiz kaldı. Ne bekliyoruz sultanım? Çıkmamız lazım artık. Şehzade Mustafa ile Zülfikar'ı almadan gitmek yok cennet. Başına bir şey gelmediğine malum. Sabaha kadar mı bekleyeceğiz? Sultanım. Gitsek ne olacak cennet? Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarırlarsa bizi yaşatırlar mı sanıyorsun? Burada böyle elim kolum bağlı bekleyecek değilim. Şehzadeler size emanet. Kösem nerede Zülfikar Ağa? Nereye saklandı o yılan? Birlikte gitmiştiniz hazinemi almaya. Hünkârımız er ya da geç bu ihaneti öğrenecek. İşte o gün taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmayacak. Keşke dönebilse ve fakat hakkın rahmetine kavuştu. Yoksa cüret edebilir miydik? Mümkün mü? Yok. Yok, hayır, öyle bir şey olamaz, hayır. Ne eyleyelim ki? Hakikat bu Zülfikar Ağa. Anlayacağın, kösemin artık bir hükmü kalmadı. Şehzademiz Mustafa Allah'ın izniyle yarın Mabeyn dairesinden tahta yürüyecek. Madem öyle, madem hünkârımız hakkın rahmetine kavuştu, taht Şehzade Mustafa'nın değil, Şehzade Osman'ın hakkıdır. Büyüdüğü vakit elbette alacak hakkını. Alacak da kösem kaçırdı onu bizden. Yerini söyle ki diğer şehzadelerimizi de koruyalım. Kösem nerede? Bilmiyorum. Götürün şunu. Ve konuşana kadar da lime lime edin. Kösem Sultan haremde bir yerde, şehzadeler de yanında. Dağılın, arayın, muhakkak bulun. Hadi. Bülbül Ağa! Sultanım, ne işiniz var burada? Dairenize dönün lütfen. Sen kimsin? Karşında bir sultan var. Emrediyorum, çekil önümden. Mustafa! Sultanım! Mustafa burada yok. Dairenize dönün derhal. Ağalar! Sultanım. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Niye çıktınız oradan? Şehzade Mustafa'nın yerini bulabildin mi? Mabeyn dairesinde. Yanındayım, merak etme. Seni hiç bırakır mıyım? Ben siper olurum sana. Sultanım. Sizi korumak için buradayız. Ben korurum kardeşimi. Şehzadem benimle gelin. Şehzade Mehmet'le Osman da bizimle. Olmaz Mustafa. Onlar bizim düşmanımız. Zülfikar. Hayır değiliz. Söz veriyorum. Canım pahasına koruyacağım seni. Hadi. Mustafa dur, gitme. Dilruba sen de gel bizimle. Hadi çabuk. Mustafa!
Bir an evvel şafak sökse de şu uzun gece nihayete erse. Az kaldı sultanım. Güneş yeniden sizin için doğacak. İnşallah elinizden alınan kudrete yeniden sahip olacaksınız. Aklına ne geldi Bülbül? Yüzündeki tebessümün bir sebebi var. Sultanım, siz de pekala Kraliçe Elizabeth gibi tahta bizzat kendiniz çıksanız çok güzel olurdu. İlahi Bülbül. Sultan, Kösem Sultan ve Zülfikar Ağa Şehzade Mustafa'yı da alıp kaçtılar. Arabacı, hazırlan. Gel çabuk, 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 çabuk. Zülfikar. Sağ olasın. Validem. Sultanım. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Safiye Sultan bir şey söyledi. Ne söyledi? Hünkârımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Yalan söylemiş. Ahmet ölmedi. İnşallah. İnşallah sultanım. Ben de öyle düşündüm. Hünkârımızdan kat'i haber alana kadar saklamamız şart. Acele edelim. Orada birileri var. Koşun. Bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafta olabilirler. Koşun. Çabuk. Birileri var. Hadi, hadi. Acele et sultanım. Acele et. Hadi arabacı. Yürü. Gelemir hainler. Gelemir gafiller. Şehzade Mustafa'yı hemen bulun. Diğer hiç kimse umurumda değil. Hepsinin hakkından gelin. Lakin Şehzade Mustafa sağ salim gelecek. Şehzade Mustafa'yı al! Sultanım. Sultanım. Hadiseleri işittim. Sizi derhal korunaklı bir yere götürmem gerekiyor. Sultanım, bana itimat edebilirsiniz. Hüdayi Hazretlerine dergahına gidiyoruz.
ilk olarak oraya bakacaklardır. Daha içeri girmeden önümüzü keserler. O vakit başka bir yere gidiyoruz. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yere. Sultanım, sipahiler yolda kıstırmış fakat kaçmayı başarmışlar. Allah kahretsin siz beceriksizler. Yolları ve limanı kapatın. Her sokağa gireceksiniz. Tek tek evleri arayacaksınız. Gün doğmadan getireceksiniz bana şehzadeyi. Anladınız mı? Emredersiniz. Anne bak kimler geldi. Sultanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun. İyi misiniz? İyi olacağız inşallah. Valide sultanımız, şehzadelerimiz. Bir süre burada kalmamız lazım. Başımızın üstünde yeriniz var. Buyurun. Soluklan. Validem. Mehmet Giray sağ ol. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Estağfurullah. Sizi ve şehzadeleri korumak zorundaydım. Zülfikar Ağa. Her yerde seni arıyorum. Ulanlardan haberim var belli. Belli de beni niye arıyorsun onu anlamadım. Safiye Sultan mı istedi bunu? Hayır Zülfikar Ağa. Kösem Sultan. Kösem Sultan. Evet. O seni bulmamı istedi. Gel hadi seni onlara götüreceğim. Cennet. Heyecan. Mustafa ile Dilruba yok. Uyanın. Ha Mehmet. Cennet. Nasıl uyursun? Heyecan nasıl uyursunuz? Gözünüzü kulağınızı dört açın demedim ben size. Çok uzun bir geceydi. İçim geçmiş sultan. Nasıl için geçer? Kösemi unut Mustafa. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Mustafa! Ağlar! Mustafa! Yetişin! Yardım edin! Şehzade Mustafa'nın hayatı tehlikede! Şehzademiz Mustafa'yı bulduk. Ben Dilruba Sultan. Kösem denen Naiş şehzademizi saraydan kaçırdı. Yakalayın şunu! Yaklaşmayın. Ben Sultan Ahmet Han'ın hasekisi Kösem Sultan. Kılımıza dahi zarar verirseniz hepinizin kellesi gider. O vakit başınız sağ olsun Kösem Sultan. Zira hünkârımız Sultan Ahmet hakkın rahmetine kavuştu. Yalan bunlar inanmayın. Yalan söylüyorlar size. Sakın dinlemeyin. Kavahatleri saymak da bitmez. Şehzade Osman'la Şehzade Mehmet'i de kaçırdı saraydan. Ben yerleri biliyorum. Dilruba sus. Yalvarıyorum sana sus. Thank you.
Valide Sultan ve Şehzadeler burada, bu evde. Ne oluyor ağalar, siz kimsiniz? Şehzadeler nerede? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Ne şehzadesi? Yalan söylüyor. Yemin ederim buradaydılar. Nereye saklandılar? Söyle. Kimse yok burada. Kaçmışlar. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Civarı arayın. Evvela Şehzademiz Mustafa'yı sağ salim saraya teslim edelim sultanım. Ve de Kösem Sultan'ı. Sonra icabına bakarız. Gidelim. Ne yapacaklar sultanımıza? Safiye Sultan sağ koymaz. Allah yardımcımız olsun. Yarası derin. Lakin siz böyle üzerine titredikten sonra muhakkak iyileşecektir. Derviş, şu kısa ömrümün en yakın şahididir paşam. Üzüntümde de sevincimde de hep yanımdaydı. Kılıç tutmayı ondan öğrendim ben. Dövüşmeyi, şiiri, müziği, sanatı. Bil ki Murat Paşa, hünkâr babamla dahi bu kadar yakın değildim ben. Ne vakit varırız payitahta? Az kaldı hünkârım. Rüzgar bizden yana. Söyle küreklere de asılsınlar. Daha hızlı gidelim. Çok şükür en azından Valide Sultan'la küçük şehzadeler emniyetteler.
Nasıl yaptım ben bunu tek başına? Nasıl bıraktım onları? Ne oluyor Cennet Kalfa? Anlatsana. Kösem Sultanımız ve Şehzade Mustafa'mız yakalandılar. O anası kılıklı Diruba Şehzademizi kaçırdı. Kösem Sultanımız da peşinden gitmeye kalkınca. Gel. Sultanım, müjdeler olsun. Vallahi mucize. Buldunuz mu şehzademizi? Ağlar. Elimizden kurtulacağını mı sandın? Şehzademizi Culus'a hazırlayın. Emredersiniz. Açın gözlerinizi. Validem. Diruba. Benim güzel kızım. Mustafa. Mustafa'm nerede? Getirdim onu validem. Safiye Sultan'ın yanına götürdüler. Merak etmeyin. Sizin yaşadığınızı söylemedim. Kardeşim tatlı bir çıksın, ondan sonra hepsinin kellesini aldıracağım. Siz olacaksınız sonra başımızda. Bu yüzük evvela rahmetli Hürrem Sultan'a aitti. Hürrem Sultan'ı bilirsin. Tacını takmıştı. Derler ki onun bir fısıltısı bile bütün kadınların sesini bastırırmış. Hürrem Sultan tepeden tırnağa kudret. Tepeden tırnağa ihtişam. Hürrem Sultan miadını tamamlayınca yüzük Nurbanu Sultan'a geçti. Mekanı cennet olsun. O da kudretli kadındı. Ömrü hayatında onun kadar güzelini görmemiştik. Ve de zalimini. Evladı Murat Han'ı tahta çıkardığında başa sekiydik. Bu yüzden az canımızı yakmadı. Yıllar sonra gördüğün üzere yüzük bize geçti. Devran döndü bir kez daha. Evladımız Sultan Mehmet tahta culus eyledi. Torunumuz Ahmet tahta çıktığında da biz oradaydık. Elimizi öptü. Hayır duamızı aldı. Lakin o bizi hiçe saydı.
Şimdi verdiğimiz payeyi geri alma vaktidir. Bugünden itibaren Sultan Mustafa'nın devri başlayacak. Tahta erkekler çıkar. Lakin onları oraya taşıyan ve kalmasını sağlayan kadınlardır. Sen o kadınlardan olamadın Gözem. Öfken kudrete, acın hırsa dönüşmedi. İktidar hırsı gözünüzü kör etmiş sizin. Kudret için ruhunuzu şeytana satmışsınız. Siz aşk nedir, evlat, torun sevgisi nedir bilmiyorsunuz. Kalbinizin yerinde bir taş var. Doğru. Kalbimizin yerinde bir taş var. Kıymetli bir taş. Bir elmas. Keskin, eşsiz ve sert. Biz senin gibi tepeden inmedik. Olduğumuz yere 40 yılda tırnaklarımızla geldik. Lakin sen sultan olmadan tacını taktın. Ne aşk için, ne güç için savaş vermedin. Altın tepside geldi önüne. Elbette bunun bir bedeli olacaktı. Canını alacağız senin. Size bir teklifim var. Af dileyip ayaklarımıza kapanacaksan bir dene. Belki kabul ederiz. Beni derhal bırakırsanız, Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarmaktan vazgeçerseniz canınızı bağışlarım. Ölüm korkusu seni buhrana sürüklemiş. Akli melekelerini kaybetmişsin. Ne dediğinin farkında bile değilsin. Farkındayım. Hünkârımız ölmedi. Yakında dönecek. Başta siz olmak üzere hepinizin kalbini elleriyle sökecek. Öyle olsa bile sen bunu göremeyeceksin. Gel. Cülüs hazırlığı tamam sultanım. Âlâ. Götür bunu Bülbül. Yağlı urgan geçsin boynuna. Kıvrana kıvrana nefessiz kalsın. Sonra da bir çuvala koyup boğaza at. Safiye Sultanımız idamına hükmettiler. Ne icap ediyorsa yapın. Cesaretin varsa beni sen öldürsene. Bırakma bunları. Korkuyor musun? Bu kadar korkak olduğunu bilmezdim. Buyurun şehzadem. Safiye Sultanımız sizi bekliyor. Yüce Rabbim, çok şükür senin de cülusunu görmeyi nasip eyledi bize.
aslan torunumuz. Tahtın seni bekliyor. Allah yardımcın olsun. Yolun açık olsun. Ama korkuyorum ben. Annem gelsin. Sen de gel. Hiç endişe etme. Biz hep senin yanında olacağız. Seni burada bekleyeceğiz. Lakin bu kapıdan biz olmadan çıkacaksın. Ahmet Han yaşıyor, ölmedi. Bu bir oyun. Oyuna gelmeyin. Yapmayın. Bu oyuna gelmeyin. Kanmayın bunlara. Kanmayın dedim. Oyuna gelmeyin. Ben Zulfikar. Beni bilen bilir. Bu gafillerin oyununa gelmeyin. Yakalayın şunları. Şehzade Mustafa'ya biat etmeyin. Alelen ihanettir bu. Derdest edin. Başını omzunun üstüne yeten geri dursun. Kardeşlerim, yoldaşlarım. İnanmayın bunlara! Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Ne gafiller! Hainler! Bu ne rezalet! Bağışlayın hünkârım. Bize sizin vefat ettiğiniz söylenmişti. Biz o yüzden... Thank you.
Ne cüretle tahtımı meydana çıkarırsınız? Ha? Murat Paşa. Emredin hünkârım. Dahli ve ihmali olan kim varsa ölmediğimi anlat. Öyle bir anlat ki tahtında, mülkünde sahibi kim anlasınlar? Ölüm sana kurtuluş olur Safiye Sultan. Benden öyle kolay kurtulamazsın. Ağlar! Ağlar! Alın Murat'ı zindana! Haşa. Sümme haşa. Safiye Sultan'ı kıble belleyip hünkârımız Sultan Ahmet Han'a ihanet etmenin bedeli budur. Görün ve ibret alın. Götürün şu alçakların kellelerini. İbret taşında teşhir edin. Bahtiyar ağa. Kösem Sultan nerede? Ne yaptınız ona? Safiye Sultanımızın emriyle idam edildi. Thank you.
Hünkârım. Çok şükür. İyisiniz hünkârım. Nasıl oldu bütün bunlar Zülfikar? Nasıl? Gücümüzün yettiğince direndik hünkârım. Lakin Safiye Sultan herkesi satın almış. Sizin vefat ettiğiniz yalanı da söyleyince kim var kim yok onların tarafına geçti. Suikaste uğradım Zülfikar. Neredeyse başarıyorlardı. Şehzadelerim nasıl? Osman, Mehmet, validem nasıl? Kösem nasıl? İyiler. İyiler hünkârımız. Şehzadelerimiz çok şükür iyiler. Güvenli yerdeler. Valide sultanımız da öyle. Lakin Mahfirüze Sultan hakkın rahmetine kavuştu hünkârım. Hünkârım, Kösem Sultan sizin tahtınızı ve şehzadeleri korumak için de her şeyi yaptı. Lakin az evvel öğrendim. Safiye Sultan'ın emriyle idam edilmiş. Olamaz. Nerede? Nerede? Her yerde arıyorlar hünkârım. Henüz naaşını bulamadık.
Hünkârım. 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 Olabilirler hünkârım. Hayır Zülfü. Hayır. Hünkârım. Oğlumuz. Şehzademiz. Şehzademizin size ihtiyacı var. Hepimizin size ihtiyacı var. Ayağa kalk. Kalk. Evlatlarımı götür Zülfikar. Emredersiniz Zülfikar. Beni şehzadelerime götürün. Emredin. Han Hazretleri.
Hainler layığını buldu hünkârım. Kimseye acımayın. Kardeşim. Ben hünkâr değilim. Tahta çıkamadım ki. Abim geldi. Abim mi? Hünkârımız yaşıyor mu? Mustafa. Anne. Ne oldu anneme? Anneciğim. Zülfikar'a geldi. Hünkârım, valide sultanımız ve şehzadelerimiz burada. Öldüğünü söylemişler. Durun. Çıkın dışarı. Sen de Bahtiyar ağa. Sultanımızı yalnız bırakma. Ahdim var. Onun hesabını bizzat ben keseceğim. Demek cesaretin varmış Bülbül ağa.
Hadi al canımı. Bitsin bu iş. Son nefesime kadar Safiye Sultanıma sadakatle bağlı kalacağım Kösem. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Git buradan. Kaç hadi, kurtar kendini çabuk. Hadi. Evlatlarım nerede? Gel. Aslanım. Validem. Çok şükür yine bir aradayız. Bunların hepsi kötü bir rüyaydı. Sabah oldu ve biz uyandık. Üfkar. Mehmet Giray. Kösem, validem, şehzadelerim çok şükür iyiler. Çok şükür. Sizlerin sayesinde. Dileyin benden ne dilerseniz. Sizi ve ailenizi sağlıklı görmek benim için en büyük ödüldür hünkârım. Benim için de öyle hünkârım. Tam vaktinde geldiniz. Hızır gibi yetiştiniz. Hanedanım için, ailem için neler yaptığının farkındayım Mehmet Giray. Sadakatini işte şimdi ispat ettin. Hünkârım, validem hiçbir suçu günahı yok. Bakın Nali getirdiler. Kimse bakmıyor bile. Ölüme terk ettiler. Nasıl oldu bu? Şehzademi almaya geldi hainler. Hayır dedim. Direndim. Bu yüzden hançerlediler. Oğlumu benden aldılar. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek.
Aman Allah'ım. Ben nereye geldim böyle? Kızlar, bu ne hal? Ne oldu burada böyle? Nihayet döndün hoca. Vallahi Allah'ın sevgili kuluymuşsun. Hayırlar olsun. Sen kaplıcalarda yayılırken biz can derdine düştük burada. Öyle uzun bir gece yaşandı ki ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kan gövdeyi götürdü, kan. Neler diyorsun? Handan Sultanımız? O nasıl? Başına bir şey gelmedi ya. Varsa yoksa Handan Sultanımız. Şehzadelerimiz, Kösem Sultanımız. Hiç sorma sen onları. Yahu delirtme insanı. Kime ne olduysa anlat işte. Sen neler yapmışsın öyle? Zülfikar anlattı her şeyi. Elinde kılıç. Siper olmuşsun herkese. Mecburdum. Bu sarayda güçlü olmayana, dik durmayana yer yok. Bir şekilde kurtuluyorlar senden. Osman'ımı da yalnız bırakmamışsın. Dönmüşsün onun için. Zülfikar Ağa sağ olsun. O olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. O da senin için aynı şeyi söyledi. Kardeşim Dilruba yüzünden yakalanmışsınız dediler. Dilruba Sultanımız daha küçük. Ona hiçbir şeyle itham edemem. Lakin belli ki validesi Halime Sultan'ın tesirinde. Halime Sultan, sence söylediği gibi masum mu? Zorla mı girdiler dairesine? Zorla mı aldılar şehzadeyi? Bilemiyorum. O gece onu hiç görmedim. Lakin yarası ağır olduğuna göre belli ki biri onu gözden çıkarmış. Ahmet, hayatımın en uzun gecesiydi. Yazık. Olan Mahfiruze Sultan oldu. Ve şehzademiz Osman'a. Aileme bu zulmü, bu hakareti reva gören herkes layığını buldu. Bulacak. Şehzademiz Osman için üzülme. Ahmet, sana yemin ederim onu kendi evladımdan ayırmayacağım. Biliyorum. Vaziyeti nedir hekimbaşı? Epey ağır yaralanmışlar sultanım. Lakin paşamız güçlü. Allah'ın izniyle iyi olacaklar. Amin. Sultanım. Çıkın. Derviş. Buradayım derviş. Öyle korktum ki. Ağrın çok mu? Sizi gördüm ya. Bütün ağrılarım, acılarım dindi bir an. Sultanım, geçmişler olsun. Yaşadıklarınızı işittim. Ciğerim dağlandı vallahi. Onca badireyi atlatan sen misin acaba? Neden dertleniyorsun? Sultanım, ben nereden bileyim fırtınanın kopacağını? Handan Sultanımız ısrar etti de gittim. Gitmez olaydım. Tamam Hacı Ağa, tamam. Latife ediyorum. Ben de siz öyle söyleyince, hay Allah. Ne oldu Firdevs? Şehzademiz Osman. Ağlamaktan helak oldu. Haremdeki süt annelerden emmedi. Anasını arıyor belli ki. Başka birini bulmaya gidiyorum.
hatun? Sütün mü ekşi, ne oluyor? Soğan mı yedin sen? Hiç boşuna bakma cennet kalfa. Bütün gün helva yedim, sütün bal gibi. Hatun sallama öyle. Şehzademi sersem edeceksin, yavaş yavaş. Sultanım, hiçbir şey yemedim. Ne alalım? Dost bildiklerimiz düşmanmış meğer Murat Paşa. Seferden alıkoydu beni hainler. Lakin başaramayacaklar. Bu şartlar altında sefere devam etmek pek mümkün değil hünkârım. Evvela devlet-i âliyenin kalbindeki hainleri ayıklamak icap eder. Tam da bunu yapacağız Murat Paşa. Namına yaraşır bir kuyu kaz. Zira sadakatinden şüphe ettiğim herkesi o kuyunun içine atacağım. Zülfikar. Hünkârım. Enderun'da istikbali parlak kim varsa öğren. Hepsinin seceresini soruştur. Kapıdaki ağalara kadar bizzat ben seçeceğim. Mühim mevkilerde güvendiğiniz kullarınız olursa aşağı doğru sirayet edecektir hünkârım. Bu hususla ilgili çalış Murat Paşa. Kimler hangi makama gelebilir? Fikirlerini bana bir terliste yolla. Elbette. En mühimi sadaret makamıdır. Vakit kaybetmeden kudretli bir vezirinize mührü teslim ederseniz, işte o vakit hainlerin cesareti kırılır. Gereği neyse yapacağım elbette. Kadim kanunların kat'i suretle uygulanması şart hünkârım. Vaziyet ortada. Daha şimdiden kaç kere tahtınıza göz koydu hainler. Onlara cesaret veren tek şey Şehzade Mustafa'nın varlığı. Neden iyileşmiyor annem? Üzülmeyin şehzadem. İyileşecek inşallah. Kimsenin umurunda değiliz. Biri bile gelip halimizi sormadı. Dün gece ne hayallerimiz vardı. Şehzademiz tahta çıkacaktı güya. Oysa şimdi... Safiye Sultan'ı zindana atmışlar. Bizim vaziyetimiz ne olacak? Bildiğim tek şey bu sarayda sessizliğin hayra alamet olmadı. Safiye Sultan zindanda şimdi. Bundan böyle ancak ölüsü çıkar oradan. Nihayet sonu geldi. Aslanım payitahttan ayrılmaya görsün. Hep aynı dertle uğraşıyoruz. Bu böyle nasıl devam edecek derviş. Aslanım da ecdadı gibi yapmalı ve... Şehzade Mustafa'nın katline ferman vermeli. Dilinizin ucuna gelen bu. Öyle değil mi? Nizam ancak böyle sağlanır. Korkularımız ancak böyle sona erer. Başka yolu yok. Hünkârımız yaşananlardan sonra kararını bir kez daha gözden geçirecektir. Şüpheniz olmasın. Geç oldu.
Benim artık gitmem gerekir. Hayır dur. Dur ne yapıyorsun? Yaram var. Sen öyle dinle. Ben tekrar gelirim. Hacı Ağa. Sen ne yapıyorsun burada? Ben... yokluğumda neler olduğunu öğrendim ve bir an evvel gelip sizi görmek istedim sultanım. Burada olduğunuzu işitince de... Gidelim. Hayırlı geceler paşam. Size sultan. Sultanım. Heyecan dur. Zor sakinleştirdim zaten. Bundan sonra Osman da bizimle kalacak. Herkese söyle alakanızı esirgemeyin. Mehmet'ime nasıl bakıyorsanız ona da öyle bakacaksınız. Valide Handan Sultanımız ne der bu işe? Nihayetinde şehzadelerimize alakalı kararları ona sormadan... Ben konuşurum Cennet. Sultanım. Sultanım. Güneşimiz, ışığımız. Ne olur gösterin nur yüzünüzü şu bülbül kulunuza da. İyi olduğunuzu bileyim. Sultanım. İyiyiz Bülbül. İyiyiz. Çok şükür. Akıbetimin ne olacağı malum. Cellatlar yakında benim için gelecek sultanım. Ama şunu bilin ki... şu koca cihanda... bu garip Bülbül'ün... kalbi ve sadakati yalnız size aittir. Ve bilin ki sultanım... ölürken sizin kulunuz olarak öleceğim. Pişman değilsin demek. Hala... biz de değiliz. Thank you.
Derviş Paşa'nın vaziyeti düşündüğünden iyi, çok şükür. Bugünler de geçecek acaba. İnşallah. Derviş Paşa'mız iyi olmasına iyiyim. Lakin nasıl desem, paşamızın size karşı bakışı bir tuhaf. Nesi tuhafmış? Ne geveliyorsun sen? Af buyurun, haşa huzurdan. Paşamız size karşı yanlış hisler besliyor. Sultanım, maazallah biri duysa ne yaparız? Vallahi ortalık yangın yerine döner. Neler saçmalıyorsun sen hacı ağa? Bağışlayın sultanım. Sizden yana zinhar şüphem yok. Lakin beşer şeşer. Paşamız yerini ve kim olduğunu unutmuş. Alakanızı yanlış anlamış olabilir diye söyledim ben. Kes sesini. Yıllarca bize sadakatle hizmet etmiş biri için söylenecek laf mı bu? Bırak konuşmayı. Düşünmeyi dahi men ediyorum sana. Yoksa canını yakarım bilesin. Çekilebilirsin. Yaranız kapanmadı paşam. İstirahat etmelisiniz. Bu kadar kafi. Ortalığı boş bırakmaya gelmez. Destur! Valide Sultan Hazretleri! Sultanım! Sultanım! Seni hain köpek! Hala sultanım diyorsun. Kellen gidecek, kellen. Dua et ki yoktun o gece. Yoksa alırdım bizzat kendi ellerimle canını hacı. Hacı! Kendi elimle alırdım canını! Safiye Sultanım. Çok şükür Rabbime. Herkese hak ettiğini veriyor. Layığını buldun sonunda. Sen yaşıyor musun hala? Köpeklerinizi üzerime saldınız lakin kurtuldum. Kösem de kurtuldu. Bizi öldürmeyi başaramadınız. Buraya kadarmış. Bitti artık. Sizi buradan kimse çıkaramaz. Aslanım bugün yarın hükmünü verecek. Aklında olsun diye söylüyorum. Zira sen de padişahın nasıl oldun. Bunları öğren. Kimse bizi idam edemez. Oğlumu öldürmeye çalıştın. Torunlarıma saldırdın. Bir de utanmadan, sıkılmadan alay mı ediyorsun benimle? Ciğerlerini ellerimle sökerim senin. Sultanım. Buradan sağ çıkamayacaksın. Bitti artık. Senin saltanatın. Bir valide sultanın zindana atıldığını ne gördüm ne işittim. İtiraf etmeliyim ki Safiye Sultan'a da ancak böyle debdebeli bir son yakışırdı.
Bundan böyle Safiye Sultan'ın payına düşen acı ve keder. Ondan yana içim rahat. Lakin hünkârımızın yeniden ordugaha dönecek olmasına gönlüm razı olmuyor. Üstelik böyle bir vakitte. Ben de sizin gibi düşünüyorum sultanım. Aciliyeti olan başka işler var. Sadaret mührünün hak edene teslim edilmesi gibi, öyle değil mi? Sizinle açık konuşacağım paşam. Bence vezir-i azam siz olmalısınız. İhtiyacımız olan akıl ve kudret sizde var. Bunu sizden işitmek beni bahtiyar etti. Makam mevki peşinde koşmadım ömrümce. Lakin hiçbir vazifeden de kaçmam. Hünkârımız fikirlerime kıymet verir. Sadaret mührünü sizin almanız için elimden geleni yapacağım. İyi gelecek sultanım. Ne var Cennet? Şehzademiz Mustafa için geldim. Kendi dairelerinde kalacaklar. Sultanımız hasta olduğu için bizimle kalıyorlar. Hayır Cennet. Şehzadem benimle kalacak. Valide sultanımızın emri var. Ne kadar itiraz etseniz nafile. Buyurun şehzadem. Gitmeyeceğim ben. İnat etmeyin ne olur. Ne vakit isterseniz getiririm ben. Görürsünüz validenizi. Ben de geleceğim kardeşimle. En son şehzademizi size emanet ettiğimizde başımıza neler geldi malum. Mustafa. Açın kapıyı. Gözlem. Gözlemle konuşmam lazım. Gözlem. Aslanım. Allah'ım seni bana bağışladı çok şükür. Yaran nasıl oldu? Mühim bir şey değil. Derviş Paşa nasıl? Dün ziyaret etmişsiniz. İyi gördüm çok şükür. Bir an evvel iyileşsin de senin yanından ayrılmasın. Bir kez daha sana olan sevgisini, sadakatini ispat etti. Sadaret mührünü hak ettiği aşikar. Daha fazla beklemeye lüzum yok. Safiye Sultan'ın akıbetinde herkes merak ediyor. Bize yaptıklarının cezasını misliyle çekmeli. Hiç şüpheniz olmasın. Âlâ. Şehzade Mustafa'nın da dairesine alınmasını emrettim. Halime'yle yan yana gelmesi bile münasip değil. O da yaralanınca kurtulacağını sanıyor. Maazallah biraz daha gecikseydin herkes biat edecekti. Bugün kurtuldum belki. Ama yarın hep bu tehditle mi yaşayacaksın Ahmet? Kösem Sultanım. Sultanım ne olur dinleyin. Halime Sultanımız sizi çağırıyorlar, konuşmak istiyorlar. Yaralı olmasaydı kendi gelirdi. Lakin durumu çok ağır. Benim hainlerle konuşacak hiçbir şeyim yok. Yapmayın Sultanım. Şehzade Mustafa'yı alıp götürdüler. Bugün değilse yarın canına kıyılacak diyorlar.
Şehzadem Osman'ı görmek istiyorum hoca. Süt annesine mi götürdüler? Malumatınız var sanıyordum sultanım. Kösem sultanımız kendi dairesine aldı şehzademizi. Hatta bizzat emzirmiş ve uyutmuşlar. Kösem. Kösem iyi hoş, lakin başına buyruk davranıyor. Bana sormadan nasıl böyle bir şey yapar? Kimseye bir şey sordu yok ki sultanım. Hatta az evvel hasoda önünde gördüm. Murat Paşa ile köşeye geçmiş sohbet ediyorlardı. Kuyucuyla. Zaten aralarından su sızmıyor. Pek çok kez görüştüler. Kösem harem işlerini bıraktı, devlet işlerini el attı demek. Geçmiş olsun paşa. Büyük badireler atlatmışsınız. Siz de öyle hasoda başı. Buradasın diye içimiz rahat gittik. Lakin ortalık kan deryasına dönmüş. Takdir etmenizi beklemiyorum paşam. Lakin görmezden de gelmeyin. Ben elimden geleni yaptım. Derviş Paşa. Hünkârım. Niye geldin? Neden iyileşmeden ayağa kalktın? Sayenizde daha iyiyim hünkârım. Fırtına dindi. Lakin bizi zor kararlar, zor günler bekliyor. Bu vakitte sizi yalnız bırakmak istemedim. Gel Gözlem. Gel de ne hallere düştüğümü gör. Rüzgar eken fırtına biçer. Başınıza ne geldiyse sizin yüzünüzden. Başka suçlu aramayın. Günahımı alıyorsun. Safiye Sultan'ın kurbanıyım ben. Evladımı aldı koynumdan. Mani olmak istedim. Direndim. Bak bana ne yaptılar. Hançerlediler beni. Hançerlendiniz. Sırtınızdan. Safiye Sultan ihanet etti size. Haberim dahi yoktu. Saldırdılar bana. Herkesi bu yalanlara ikna edebilirsiniz. Lakin beni değil. Safiye Sultan'la işbirliği içinde olmamanıza dair sizi uyarmıştım. Safiye Sultan bu. Kullandı, sonra da kurtulmak istedi. Yaşadığınız her şeyi hak ediyorsunuz. Gözün öfke bürümüş. İntikam almak istiyorsun. Ne desem beyhude. Hıncını benden çıkar. Öfkeni bana kız. Lakin Mustafa'mı kurtar. Yardım et ona Gözüm. Kösem Sultan. Ne olur konuş hünkârımızla. Kardeşimi bağışlasın. Sana yalvarıyorum, onu koru. Ben şehzademizi korumak istediğim için saraydan çıkarmıştım Dilruba. Onu ateşe atan sensin. Kardeşini felakete sürükleyen sen ve validen. Günah sizin boynunuza. Mahfizüse Sultan'ın vefatı hayli üzücü. Başınız sağ olsun hünkârım. İnşallah validesinin yokluğunu hissetmeden büyüyecek şehzadem. Kösem şimdiden sahiplendi. Sadece evladınızı değil, hanedanımıza da sahiplenmiş. Yaptıkları takdire şayan. Öyle.
her arkamı döndüğümde ailem güvende mi diye düşünmekten yoruldum. Ölüm kara bir bulut olmuş. Ailemin üzerine çökmüş sanki. Herkesi kaybediyordum derviş. Her şeyimi. Ve bütün bunlar benim yüzümden oldu. Benim merhametim. Benim vicdanım yüzünden. Düşmanlarım bunu zaaf bellemiş. Her fırsatta buradan vuruyorlar beni. Lakin artık bitti. Bundan böyle kanunu kadim istisnasız uygulanacak. Emriniz nedir hünkârım? Küstün mü bana? Sana, hünkâr abime, kapıdaki ağlara, herkese küstüm. Annemden ayırdınız beni. Şimdi anneni göremiyorsun ama sana söz veriyorum yakında kavuşacaksınız. Bak sana ne getirdim. Bunları sana Şehzade Osman ile Şehzade Mehmet gönderdi. Onlara hediye gelmiş. Ama malumun oynayamayacak kadar küçükler. Onlar oynayacak yaşa gelene kadar sende kalmasını istediler. Onlar daha bebek konuşamazlar ki. Ben ne söylediklerini anlayabiliyorum. Aslanım düşmana saldırır. Atım da gıdık da gıdık kaşar. Bu kuş da beni sırtına alıp pır diye annemin yanına götürür. Buradayız. Aşamasın. Yok bir şey. Valide Sultanım. Neredeydin Kösem? Halime Sultan'ın yanındaydın. Dediğine göre hiçbir suçu günahı yokmuş. Yaralanmasını bahane edip kurtulacak. Sonra da Şehzade Mustafa'yı gördüm. O da nasıl üzülmüş, nasıl korkmuş. Bana Haso döneminde Murat Paşa'yla konuştuğun söylendi. Paşamız yaşanan hadiseler için geçmiş olsun demek istemiş. Sakıncası mı var? Usul var Kösem. Her şeyin bir adabı usulü var. Paşalarla görüşmen zinhar münasip değil. Öyle kafana istediği gibi davranamazsın. Şehzade Osman'a da ayranı getirmişsin kimseye sormadan etmeden. Size haber göndermiştim. Lakin Derviş Paşa'yı ziyarete gitmişsiniz. Hünkârımızın da haberi var. Pek memnun oldular. Sen kendi şehzadenle ilgilen. Ben valide sultan olarak şehzademizle meşgul olurum. Osman'ı daireme götürün. İstediğin zaman gelip görürsün. Lakin burada kalamaz. Zülfikar.
Paşam. Hünkârımız Safiye Sultan ve Şehzademiz hakkında bir hüküm verdiler. Sultanım, ne vakit isterseniz görebiliriz. Validemizle ters düşmeyelim şimdi. Destur Sultan Ahmet Han Hazretleri. Hünkârım. Şehzadelerimi görmek istedim. Hayırdır, ne bu haliniz? Afiyettelerdir inşallah. İyiler çok şükür. Lakin valide sultanımız Osman'ın benim dairemde kalmasını münasip bulmamış. Nasıl emanet ederim bilemedim. Hacı, valideme söyleyin Osman'ım annesini seçti. Bundan böyle Kösem Sultan'ın yanında kalacak. Cennet yatırsana. Gece yanına geldim. Uyuyordum. Bir yanında Osman. Bir yanında Mehmet. Ömrüm boyunca hiç bu kadar içimi ferahlatan bir manzaraya şahit olmamıştım. Osman'a sütümü verdim. Artık benim iki oğlum var. Bu beni hem mutlu ediyor hem de akıbetleri için korkuyorum. Şehzade Mustafa ile ilgili bir hüküm vereceğini biliyorum Ahmet. Bu öyle bir hüküm ki ileride emsal teşkil edecek. Osman'la Mehmet'in de kaderini belirleyecek. Ne demek istiyorsun Kösem? Eğer kardeşinin idam kararını verirsen ileride evlatların da birbirine kıyacak. Lakin şimdi her şeye rağmen bir kez daha bağışlarsan belki de nizam değişecek. Ve bir daha hiç kimse senin gibi kardeş acısı çekmeyecek. Hangisi daha acı? Kardeş acısı mı? Evlat acısı mı? Thank you.
Aç kapıyı. Biz de seni bekliyorduk. Nihayet geldin. Söyle. Mahbeker Kösem. Seni dinliyoruz. Biraz geç kaldınız. Beni daha evvel dinleyecektiniz. Beni bırakmanız, hatanızdan dönmeniz için bir fırsat vermiştim size. Lakin siz beni ölüme göndermeyi seçtiniz. Merak ediyoruz. Yağlı urgandan nasıl kurtardın kendini? Benim adım Kösem. Öyle kolay kolay ölmem. Asla yenilmem sanıyordunuz. Kimse yerinizden edemezdi sizi. Lakin şimdi buradasınız. Ruhunuz kadar karanlık ve sefil bu zindanda. Altın çamura düşse değerini kaybeder mi? Biz Safiye Sultanız. Nerede ne halde olursak olalım, hakikat değişmez. Bazen düşünüyorum neden böyle oldu diye. Neden dost değil düşman olduk? Başka türlüsü mümkün değildi. Ben küçücük bir çocukken bile kimseye boyun eğmezdim. Tıpkı sizin gibi. Tabiatımız aynı. O yüzden beraber olabilmemiz mümkün değil. Doğrusu Zene kelime. Hele ki sen de iktidar meyinden içmişken. O mey ki hem bal hem zehir. Bir kez tadına bakman kâfi. Asla geri dönemezsin. Ay ve güneş birlikte hiç durabilir mi gökte? İşte bu yüzden. İkimiz değil hareme. Aynı cihana bile fazlayız.
Sen ya da biz. Sorunun cevabı belli değil mi? Bu bizden çok seni korkutmalı. Zira artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Yüzüğünü sor. Siz hikayesini anlatana kadar ne kadar manalı bir yüzük olduğunu fark edememiştim. Parmağımızdan söküp alabilirsin. Lakin bu yüzük sahibiyle mana kazanır. İşte ben o mananın ta kendisi. Ağalar. Sultanım, o bir valide sultanı. Zinhar idam edemezsiniz. Yapmayın, ne olur. Sultanım, ne olur. Sultanım! Yapmayın Allah aşkına! Sultanım! 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 Sultanım, Nuri! Evlat bakacaklar. Menekşe evlat bakacak. Thank you.